Bat! Yere bir şey düşüyor. Cam kırılıyor. Yatak odanızın sessizliği ve zifiri karanlıkta çıkan gürültü sizi adeta sağır ediyor. Uyanmak için henüz çok erken olduğundan neredeyse eminsiniz. Omurlanarak elinizi uzatıyorsunuz ve telefonunuzu alıyorsunuz. Saat 3. Şaka yapıyor olmalısın. Ah, bu kedi beni delirtiyor. En kötüsü de ne biliyor musunuz? Bu her gece oluyor. Vahşi kediniz ortalıkta çılgınca koşuyor, miyavlıyor ve eşyaları deviriyor. Kazayla bozuk bir kedi mi sahiplendiniz yoksa? Hayır, bu davranış gayet normal. Çoğu zaman bu durum kedinizin çok enerjisinin biriktiğini ve bu enerjiyi atması gerektiğini gösterir. Tüy yumağınız zamanının çoğunu uyuyarak geçirir. Gün içinde yeterince egzersiz yapmaz ve bu enerjiyi atmanın bir yolunu bulmaya çalışır. Eğer yeni bir yere taşındıysanız evde bir sürü böcek olabilir. Kedinizin işitme ve koku duyusu çok güçlüdür ve böceklerin varlığını hemen fark eder. Çoğu böcek geceleri daha aktiftir. Kediniz gece böcekler gezinirken dinlenemez. Bu yüzden bu böceklerden bir an önce kurtulsanız iyi olur. Kediniz gün içinde de sakinleşmiyorsa onu veterinere götürün. Kedinizin kendisini fiziksel açıdan kötü hissetmesine neden olan sorunları olabilir. Bu sorunlardan biri de piredir. Artık gece uykusuz kalmaya tahammül edemiyorsanız birkaç akıllıca numara deneyebilirsiniz. Bunlar tüylü arkadaşınızın gece mışıl mışıl uyumasını sağlayacak. Ama bunları birazdan söyleyeceğim. Önce kedinizin neden tuhaf sesler çıkardığını öğrenelim. Kedinizin çıkardığı kısa, kuş sesine benzeyen sesleri duymuşsunuzdur. Çoğu durumda kediler kuşları ya da böcekleri izlerken avlanma içgüdüleri devreye girer. Tüylü arkadaşınız oyuncaklarına da titrek sesler çıkarabilir. Bazen kediler dişlerini gıcırdatmaya başlar. Bazı uzmanlar hayvanların sinirlendiğinde böyle yaptıklarına inanıyor. Potansiyel avları o denli yakın, pencerenin hemen dışında ama ulaşamayacakları kadar da uzak. Bazı uzmanlar da bu tür tuhaf çene hareketlerinin evcil hayvanınızın yemeğini yakalamaya hazırlanmasını sağladığını düşünüyor. Çoğu kedi gibi sizin kediniz de büyük ihtimalle başını size ya da başka şeylere yavaşça vurup sürtünüyordur. Bu evcil hayvanınızın sizi ve etraftaki her şeyi kokusuyla işaretleme ve hepsinin sizle dahil kendisine ait olduğunu söyleme şeklidir. Bazen tüy yumağınız sebepsiz bir şekilde masadaki eşyaları iter ve düşmelerini izler. Evcil hayvanınızın sizi kızdırmak istediğini düşünebilirsiniz. Ama aslında kediniz ya sıkılmıştır ya da meraklıdır. Farklı yerlerdeki şeyleri devirerek kendini eğlendirir. Evcil hayvanınızın bu alışkanlıktan vazgeçmesi için ona yeni bir oyuncak alın. Bu arada dünyanın düz olmadığını nereden bildiğimizi biliyor musunuz? Düz olsaydı kediler dünyadaki her şeyi çoktan itekleyip aşağı atmış olurdu. Evet, bu eski bir şaka. Her neyse, kediniz önünüzde sırt üstü yatıp dönmeye başlarsa bu bir iltifattır. Bu kedigillerin son derece savunmasız olduğu bir pozisyondur. Kediniz size savunmasız karnını göstermekten korkmuyorsa onun güvenini kazanmışsınız demektir. Evcil hayvanınız yerde yuvarlanıyorsa da size oyun zamanının geldiğini söylemek ister. Kedilerin küçücük yerlere sığabileceklerine inanması çok tatlı ve komiktir. Vazolarda, banyo lavabosunda ve hatta mısır gevreği kutularında oldukça rahat görünüyorlar. Bu kadar küçük alanlar kedinizin kendisini güvende hissetmesini sağlar. Ayrıca çevresini uzaktan gözlemleyebilir. Bu sayede kimse ona gizlice yaklaşamaz. Kedinizin telefon konuşmanızı bölmesinin nedeni başka biriyle ilgilenmenizi kıskanması olabilir. Tüylü arkadaşınızla daha fazla ilgilenmelisiniz. Kedinizin tuhaf bir şekilde oturduğunu görürseniz, mesela bacaklarını çok fazla açarak oturuyorsa, endişelenmenize gerek yok. Bu kedinizin sakin, rahat ve mutlu olduğunu gösterir. Hatta bu size güvendiğinin işaretidir. Sizin yanınızda kendini güvende hissediyor. Kedinizin tırnaklarını kemirdiğini görmüş olabilirsiniz. Bu muhtemelen basit bir manikür seansıdır. Ya da kediniz bir konuda endişeli olabilir ve bu kötü alışkanlığı kendisini sakinleştirmenin yoludur. Bazı insanlar sıkıldıklarında ya da gergin olduklarında tırnaklarını yer. Aynısı kediler için de geçerlidir. Kediniz mamasını yedikten sonra mama kabının etrafına sürtünebilir ve hatta onu yırttığı kağıtlarla kaplayabilir.
Bu normal ve içgüdüsel bir davranıştır. Kediniz mamasını diğerlerinden saklamayı ve mamasının güvende olmasını istiyor. Kediniz size yakaladığı bir avı getirirse iğrenmeyin, gurur duyun. Kedinizin yastığınıza fare koyması gerçekten çok iğrençtir. Fakat fareyi yastığınıza koyarak size grubun üyesi olduğunuzu ve sizi çok önemsediğini gösterir. Ayrıca evcil hayvanınız size tuhaf bir şekilde teşekkür ederim diyor olabilir. Kitabınızın kapağını veya laptopunuzu daha yeni açtınız ama kediniz çoktan üzerine kuruldu değil mi? Kediniz bu şekilde dikkatinizi çekeceğini ve kafasını güzel bir kaşıyacağınızı bildiği için böyle davranıyor. Kedinizin bazen ağzının kenarını yukarı kıvırdığına şahit olabilirsiniz. Bunun aslında bilimsel bir adı var ancak kediniz sanki sizi küçümseyip dudağını büküyormuş gibi görünüyor. Ancak kediniz bunu asla size bakarak yapmaz. Bu kedinizin diğer kedilerin görünmez mesajlarına verdiği tepkidir. Kediniz yakınlardaki kedigillerin salgıladığı feromonları alır. Kediniz bu feromonları damağında tuttuğunda ağzını kıvırır. Erkek kediler dişi kedilerden daha sık dudak büker. Kediniz sizi dikkatlice izliyorsa kaçın. Minyatür avcınız size saldırmak üzeredir. Kediler potansiyel avlarını gözlemlemeyi severler. Bu şekilde hamle yaptıklarında çabalarının boşa gitmeyeceğinden emin olurlar. Kedinizden kaçmanız gerektiğini gösteren bir başka hareket de kedinizin kulaklarını indirmesidir. Bu kedinizin gergin ya da endişeli olduğunu gösterir. Eğer hayvanı rahatsız etmeye devam ederseniz size saldırabilir. Fakat kediniz kulaklarını dikiyorsa dikkatini çeken sesleri dinliyor demektir. Evcil hayvanınızın size kedi öpücükleri vermeye başlaması çok daha sevimlidir. Kediniz gözlerini yavaşça yumduğu zaman öpücük yolluyor demektir. Uzmanlar bunun kedinizin size sevgisini göstermenin yolu olduğundan eminler. Siz de ona yavaşça gözlerinizi yumun. Kediniz büyük ihtimalle size öpücük göndermeye devam eder. Kedinizin size tatlı ve kısa kısa miyavlaması size selam verme şeklidir. Bu sevimli sesi çıkardıktan sonra kucağınıza atlayıp onu kucaklamanızı isteyebilir. Fakat kediniz yüksek sesle ve talepkar bir şekilde miyavlıyorsa muhtemelen açtır. Ya pofuduk arkadaşınızı hemen besleyin ya da yemeğini neden daha sonra vereceğinizi açıklayın. Eğer kediniz ne yaparsanız yapın size bakmıyorsa onu rahat bırakın. Kedigiller de en az sizin kadar yalnız zaman geçirmeye ihtiyaç duyarlar. Bazen tek istedikleri biraz alan ve yalnız kalmaktır. Eğer kedinizi rahatsız etmezseniz size daha çok saygı duyar. Kucaklanmak istediğinde yanınıza gelecektir. Şimdi söz verdiğim gibi gözlerinizin altındaki koyu halkalardan kurtulmanıza yardımcı olabilecek ipuçlarını açıklayacağım. Siz uyurken gözleriniz göz kapaklarınızın altında hareket eder. Kediniz yakınlarda bir yerdeyse meraklanıp yüzünüze vurabilir. Gece kazara yaralanmamak için kedinizi geceleri odanızdan çıkarmak en iyisidir. Kediniz kapıyı tırmalayıp ağlarsa kapının önüne kedinizin basmak istemeyeceği bir şey koyun. Çift taraflı bant koyabilir ya da alüminyum folyo veya çıkıntılı tarafı yukarı gelecek şekilde halı kaydırma serebilirsiniz. Kedinize en büyük öğünü akşam verin. Kediler çok yedikten sonra uyuma eğiliminde olurlar. Aynı bayramlarda olduğu gibi. Yatmadan önce kedinizle uzun uzun oynayın. Hareket eden ve sarkan oyuncaklar kullanmaya özen gösterin. Bunlar fare ya da kuş gibi küçük avların hareketlerine benzer. Evcil hayvanınızı yorulana kadar eğlendirmeye devam edin. Huzurlu bir uyku çekmeniz ne kadar uğraştığınıza bağlıdır. Zamanınızın çoğunu evde geçiriyorsanız aktif oyunlarla kendinizi yormaya çalışın. Kediniz gün içinde ne kadar hareket ederse geceleri o kadar iyi uyur. Kediniz diğer kedilerle iyi anlaşıyorsa ve başka bir kediye bakabilecek durumdaysanız ikinci bir kedi sahiplenin. Muhtemelen birbirleriyle oynarlar ve geceleri sizi rahat bırakırlar.